Yani bizim acımız çok büyük. Sizin aranızda dağdan bakıyoruz. Buradan gelip alıyoruz. Dün burada bu boy su vardı. Yani geçit yoktu. Başkanım, kırmızı levha var ya. Tam kırmızı levha ya da burası. Buradan asfaltta deviriyor. Neden o zaman bu havzalık gönderilmezdi? Evet. Teknik olarak o zaman düşünülerek sanılsaydı yani burada barajdaki suyun yönetiminde bir hata var. Evet. Zaten meteoroloji 15-20 günlük bir hava raporu veriyor zaten. Ha, ne zaman yağış var? Menderes Nehri'ndeki su seviyesi 1-2 metre daha aşağıda. Aşağıdaydı. Bundan 15 gün önce. O zaman da doluymuştur. Şöyle yağış da olmadı son bir haftadır hiç öyle. Şiddetli yağış da olmadı yani. Evet. Yağdı, çilent olarak yağdı. Yani Aydın bölgesinin yağışından şu Menderes'in taşmasının hiçbir alakası yok. Şu şartların doğabileceği düşünülerek o günlerden salınıp ya baraj seviyesi düşürülecekti, hafifletilecekti. Daha evvelde tedbir alınması gerekiyor. Neyse bu da bir ders başkanım, olacaktır. Başkanım, benim şurada meselem var. Geri köylerimizde. Evet. Canımızı zor tutalım. Affedersin, bir çekedimizin içine çıktı. Bu nasıl? Doğru. 45 sene kuzumuz su, telef oldu gitti Menderes'e. Yok ya. Canımız 100 tane telefonu kadın gitti. 25 bin domates birden aldık dışarıdan. Gitti. Biz nasıl borçluyuz? Nasıl? Hani derdimizi anlatacağız. Hepinizi geçmiş olsun diyeyim. Ben bu bilgisi ilan edilmesiyle zarar tespiti yapılacaktı. Evet. Oraya iniyor şimdi. Geriye giderek bu mağduriyet ve zararlar oraya gidiyor. Karşılığında. Yok. Maliyet olur. Tamam. Evet. Ama devlet suçları karakola bildirmesi lazım. Vatandaşın böyle Menderes kenarında olan kişiler yani su bırakılıyorsa canını kurtarsın diye şikayet etmesi lazım. Yani biz canımızı zor kurtardık. Can bir fırsatta geliyor. Gece. Uyarılması lazım. Ses verildik. Menderes patlamış. Gece gelmiş su. Gece gelmiş. Biz canımızı sokacağız bir tane. Gelmiş geçmiş olsun. Olur gider bu. Ama can gitse ne olur? Başkanım siz şu an burada çok fazla aşağı yukarı 1.70 falan su var. Evet. Daha fazla. Daha fazla. Niye bir adam kadar abi fazladır ya? 2 metre. Ama aşağı ilerisi 2 metre. Şuralarda 1.70 gibi su var yani. Ve bu suyu azalması dün akşam saatlerinde karşı tarafa patlat yaptı. Evet. Orası da bizim efelere ait. Şimdi 70 yılın en uzun yani yağışlı dönemini yaşadık. Barajlardaki su seviyesinin yüksekliği sebebiyle işte bu taşkın hasıl oldu. Takvi Ocak'tan başlayan patlak Yeni Pazar, Dalama, Köşk efendim işte en son Armutlu, Mesutlu bu şekilde taşarak devam ediyor. Bundan sonra yapılacak şey bir bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi lazım. Yoksa bu 2090 sayılı kanuna göre mal varlığı %40'ı zarar görmesi gerekiyor. O da çok zor bir şey tabii ama şu andaki zarar şimdi hayvancı olan için hayvanın kabı yemi elden gitti. Yani arpası buğdayı gitti. Bu samanı olmayınca dışarıdan saman alarak ve yüksek maliyetle üretim yapmış olacak. Bakanlar kararıyla bunun önüne geçilmesi lazım. Bakanlar kurulu kararıyla alınacak bir afet bölgesi kararıyla borçların faizsiz ertelenmesini talep edeceğiz. Tabii benim söyleyeceğim bunu ilave artık bu ıslah projesinin daha ciddi şekilde yapılması lazım. Artık çiftçinin kaderi taşkınlarla mağdur olmamalı yani bu kader olmamalı. Çünkü ıslah yapıldı diyerek yapılan yeni barajlarla çiftçimiz taşkın yapılmayacağı düşüncesiyle artık bölgede 3 ürün ekebiliyor. Ama tabii yüksek maliyetli gübre pahalı, tohum pahalı. Ektiği ürünlükler şimdi su altında kalırsa ciddi bir finansman sıkıntısına giriyor çiftçimiz. Ya burada ne olacak? Bizim bu çiftçinin başına gelen olay bütün devlet su işlerinin bir hatasından dolayı bundan
bir hafta önce, 3-5 gün önce bu Menderes düşüktü. Eğer ki zamanında bu barajları koy verselerdi, bu çiftçinin başına bu olaylar gelmezdi. Benim şahsen şu anda ikili arazi 35 dekar buğdayım vardı. Arpa buğdayım vardı. Bunların hepsi de gitti. Gitti. Mesela yerlerimiz domates ekeceğiz, ızdırak ekeceğiz. Bu yere bir aydan aşağıya çıkmaz. Yani bütün fidan aldık. Domates fidanları aldık. Elimizde kaldı. Ne yapacağız? Bunun parasını nasıl ödeyeceğiz? Ve nereye dikeceğiz? Dikebilecek olacak mı? Ya biz, bunlar bizim çiftçinin garantisi değil, bir şeyi yok. Mesela benim borcum var. Borcum nazaran 20 dekar en azından domates fidesi ekmek için aldım ben. Bunları tabii yetiştirip, üretip batıravereceğiz. Ve bundan kazanç elde etmek istiyoruz. Borcumuzu ödemek için. Ama maalesef bunlar şu anda ki duruma göre bu her şey, bütün emeklerimiz boşuna gitti.